Karşıyaka'dayız. Evet. Saygı değer izleyiciler, öncelikle Bodrum'a, Muğla'mıza büyük geçmiş olsun. Ülkemize büyük geçmiş olsun. Bu yıl 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada. Kumköy'de Etrim mevkiinde. Burada tüm orman ekibimiz, bölge müdürümüzün liderliğinde, yine AFAD birimlerimiz, müdürümüz, artı özel sektör, termik santrallerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye, yine MUSKİ, ayrıca Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi, vatandaşlarımızla beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben burada görev yapan tüm orman personelini, yine diğer kurumlardan gelen canla başta çalışan jandarmalarımızı, diğer personellerimizi hepsini tebrik ediyorum. Şu anda yerleşim yeri için Allah'a şükür bir tehlike yok. Ancak tabii tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından ormanın yangının yayılması, ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz, araçlarımız çalışacak. Tabi burada sıkıntı şu, karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce, kilometre o su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdılar. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Bir taraftan havadan, karadan gayret devam ediyor. Burada bugün 18 hava aracımız çalışıyor şu anda. Yine 119 karadan aracılarımız, itfaiyelerimiz, yine belediyelerden gelen, özel sektörden, termik santrallerden gelen dozerlerimiz yol açma çalışmaları yapıyorlar. Yaklaşık 420 personelimiz de ağırlık orman bölge müdürlüğümüz personelleri olmak üzere burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz. Kontrol altına alacağız. Ben milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Tabii her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni de inşallah tespit edilecek. Efendim ne kadarlık bir alanda etkili oldu yani? Yani tahminen şu anda tam ölçüm yapılmadı ama 100 hektar civarı. 100 hektar civarı. Bunun içerisinde tabii zeytinlik alanlar da var. Küçük bir kısmı da zeytinlik alan. Tespit çalışmaları daha sonra yapılacak. Teşekkür ederim.